Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Şöyle bir rivayet var İmam Taberani'nin kitabında ve Heysemi de bunu Mecmu'z-Zevaid'de bize rivayet etmiş. Allah onlardan da razı olsun. Selman-ı Farisi Peygamber Efendimiz'den naklediyor. Allah ondan da razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kardeşiyle karşılaşıp elini tuttuğunda günahları kasırgalı günde kuru ağaçtan yaprakların dökülüşü gibi dökülür. Öyle ki günahları deniz köpüğü kadar bile olsa bağışlanırlar. Bu hadis-i şerifi Mücahit tabi'in alimlerinden şöyle dedi yanında bulunan velide. İki Müslüman buluşup tokalaştıklarında günahları bağışlanır dedi. Bu hadis-i şerifin kendisine verdiği bir bilgiyle böyle konuştu. O da dedi ki tek bir bağışlamayla günahları bağışlanır öyle mi? Yani biraz şaşkınlıkla, biraz sevinçle, biraz bunu kolay görerek yani gideceksin, adamın elini tutacak, tokalaşacaksın ve günahların dökülecek, tamam bu iş bitti anlamında. Bu kolay dedi yani öyle mi? Başka bir rivayette bu kolaymış diyor. Mücahit ona şöyle dedi. Allah'ın, ben parantez içi ifadeyle söyleyeyim, Enfal suresinde sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin buyurduğunu işitmedin mi? Dedi. Yani öyle kolay gördüğün iş, bütün yeryüzü harcansa bile oluşabilecek bir iş değil. Ve bu işin Peygamber Efendimiz'e söylenişini de bir düşün. Allahu Teala'nın en sevgili, en seçkin kulu na Allahu Teala böyle sesleniyor. Sen böyle yapsaydın bile, dünya paralar harcasaydın, bu ülfeti, bu muhabbeti, bu aralarındaki telifi gerçekleştiremezdin. Onun için bu kolay iş değil. Öyle bir adamın elini tokalamak, musafaha yapmak, öyle basit gibi görünen bir eylem, aslında gönülleri ne kadar ağır, ne kadar zor. Velid ona diyor ki gerçekten sen benden daha fakihsin, alimsin diyor. Sonra kendi aralarındaki bir konuşmayı da naklediyor. Biz insanlardan ilk kaldırılacak şeyin muhabbet, ülfet olduğunu konuşurduk. Yani insanlar arasındaki ülfet, muhabbet önce gider ki bu imandan kaynaklanır ve bundan sonra ağır ağır iman da göç eder insanların arasında. Rabbim bizi muhafaza buyursun, bütün kardeşlerimiz. Şimdi bu olayı anlamak için ayet-i kerime üzerinde tekrar duralım inşallah. Enfal suresinin bu ayet-i kerimesi kaçtı bir daha söyleyeyim. Ayet 63. Elhamdülillah. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah onların kalplerinin arasını birleştirdi. Bir önceki ayette Allahu Teala sana yeter. Yani eğer onlar sana ihanet ederlerse diğerleri münafıklar feinne hasbekallah Allah sana yeter. 62. ayet-i kerime okuyorum. Huvellezî eyyedeke binasrihi ve bil müminin. Allahu Teala sana yardımıyla destekçi oldu müminlerle de ki o müminler onların arasında Allah telif etti, aralarını birleştirdi, ülfet verdi onlara. Kaldı ki lev enfakte ma fil ardı cemian bütün yeryüzü senin olsaydı da onu infak etseydin ma ellefte beyne kulubihim. Aralarına birleştiremezdin, ülfet veremezdin. Velakin Allah ellefe beynehum. Ama Allah onların arasına böyle bir ülfet ihsan etti. İnnehu azizun hakimun. Çünkü Allah aziz, Allah hakim, güçlü kuvvetli de Allah. Kararlar verme yetkisi sadece Allah'ta. Madem 64 okuyayım. Ya eyyühen nebi, ey peygamber. Hasbukallah, Allah sana yeter. Ve men ittebake minel müminin ve müminlerden sana uyanlara da. Dolayısıyla bize de Rabbimiz yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Şimdi bu ayet-i kerimeyi biraz daha
anlayabilmemiz için Ali İmran'a doğru gidelim inşallah. Aynı kelimenin bir benzeri çünkü orada var. Ali İmran suresi ayet 103. Yani çokça bildiğimiz bir ayet-i kerime. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine toptan sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا Parçalamayın, parçalanmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizdeki nimeti hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Siz düşmanlardınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah sizin aranızı telif etti, aranızda anlaştınız. Evs-i Hazreç kavgalıydı, aralar güzelleşti. Mekkeliler, Medineliler apayrı dünyalar insanıydı. Ama Allah'ın arasını muhacir ve ensar olarak birleştirdi. Böylece فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانِ Allah'ın nimetiyle, Kur'an nimetiyle, vahiy nimetiyle, peygamber nimetiyle ihvan oldunuz, kardeşler oldunuz. Çünkü müminler kardeştir. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız siz. فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi oradan kurtardı. Düşmanlık, perişanlık, şirk, isyan sizi öyle bir noktaya getirmişti ki dünyanız da rezil kepazeydi ve ahirette de zaten cehenneme doğru bir gidişin içindeydiniz. Bir ateş çukurunun, bir kaosun, bunalımın, yokluğun, pisliğin, necaset dolu şirk günlerin içindeydiniz. Allah sizi oradan kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu leküm ayet. İşte Allah böyle anlatıyor ayetleri ki böylece nimetin nereden geldiğini bilelim. Leallekum tehtedun. Yolu böylece bulalım. Umulur ki yolu bulursunuz diyor Allah-u Teala. Şimdi bu süreci biliyoruz elhamdülillah. Mekke'de Müslümanların kalplerinde iman yerleşti. Böylece vahiy ile tanıştılar. Yani Allah-u Teala bu ülfeti nasıl verdi Müslümanlara? Önce İman var. İman nedir? İman nerede durduğumuzu bilmektir. Kimin kulu olduğumuzu bilmektir. Bilgiyi kimden alacağımızı bilmektir. Kimin programına göre yaşayacağımıza karar vermektir. Yani ya Allah'ın belirleyici olduğuna iman eder insan, ya kendisinin veya da kendisi gibi olan insanların ya da onlar adına kurulmuş sembollerin, putların kulu kölesi olur. Ve böylece bir tercihde bulunur. Hidayet ya da şirk, sapıklık arasında bir tercihte bulunacak insan. İmanı tercih edenler, la ilahe illallah diyenler, Muhammedur Resulullah diyenler artık imanlarıyla bir belirlilik ortaya koydular. Bizim yolumuz burası dediler. Bizim için de bu böyledir. Yani önce iyi bir karar veriyoruz. Biz kimiz? Biz kimin kuluyuz? Bu evde kimin sözü geçecek? Bu hayatta kimin sözü geçecek? Bu bedenimde kimin sözü geçecek? Buna karar verdik. La ilahe illallah dedik, artık ben deme bitmiştir. Ya da bir başkasını söylemek de yoktur. Ya bu bende, bu evde, bu hayatımda ancak Allah'ın sözü geçer. Ben bundan sonra Allah-u Teala'nın vahiyle beraber olmalıyım ve bunu zikretmeliyim. İman vahiyle birlikte olmanın mecburudur. Yani bizi ona doğru götüren şeydir. Ben iman ettiysem bu iman beni hemen vahiyle birlikte olmaya, yani hem Allah'ın kelamı hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözüyle birlikte olmaya yürümem gerekir ve bunu zikir haline getireceğim. Gündem ve tekrar eder bir halde olacağım. Bunun bir başka doğal sonucu mu diyelim artık, kelime öyle kullanalım, infaktır. Yani fedakarlık, Allah yolunda candan maldan vazgeçmektir. Bütün hayatını Allah uğrunda yaşama çabasıdır. Her şeyinle Allah'ınsın. Ve Allah'ın dini etkin ve egemen olsun diye kendi hayatında ve yeryüzünde Müslümanın sürekli bir fedakarlığı vardır. İşte muhacirler kendilerine göre bir hicrette bulundular biliyorsunuz. Önce göç iman kalpte oldu. Sonra hayatlarındaki davranışlarda oldu. Günahlardan hicret ettiler. Ardından mekan anlamında da bulundukları konumları, statüleri, imkanları, mallar, mülkleri, evleri, barkları terk ettiler. Eşlerini, çoluk çocuklarını terk edenler oldu. Ve böylece büyük bir feda hareketi gördük. Hicrette bu var. Onları kucaklayan ensarın da fedakarlığı ayrı. Onlar da kendi hayatlarını bölüştüler, paylaştılar. Bu çok daha zor belki. Yani ikisi birbirinden de kıymetli tavırlar bunlar ve bundan dolayı bu ülfet ortaya çıktı. İkisinin de programı iman. Yani birileri vazgeçişleriyle öndeler, diğerleri kendilerini ve hayatlarını bölmeleri, paylaşmalarıyla öndeler. Böylece bu iki grubun oluşturduğu tavır ve fedakarlık imanın gerektirdiği durum aralarında bir ülfet oluşturdu. Artık kadınlık ya da erkekliklerini tartışmadılar. Ya da Mekkeli Medineliği tartışmadılar. Araplık, siyahlık, beyazlık, Türklük, Kürtlük konuşmadılar. Partiler bitti. Takımlar, ekipler, gruplar bitti. Ya
bir başka kimlik var. Şimdi iman kimliği üzerinde bir araya geldiler. Allah'ın kulu olmak onları bir araya getirdi. Kalpleri böylece ülfetle, sevgiyle, muhabbetle doldu. Bitti. Böylece hayatlar güzelleşti. Allah-u Teala bize bunu söylüyor. Siz ateş çukurunun kenarında bir hayat yaşarken böyle kurtuldunuz. Şimdi bu ayeti kerimeleri bu hadis-i şerifle birlikte tekrar düşünelim. Ama bunu evlilik bağlamında bir daha düşünelim. Evlerimiz bir ateş çukurunun tam kenarı. Sıkıntının, belanın, musibetin, şirkin, yani kötü zihniyetin akıp durduğu yerler halinde olabilir. Ve dolayısıyla oradan çıkış istiyorsak, Müslümanlar olarak, kadınlar ve erkekler, anneler, babalar ve çocuklar olarak hamlelerimizi böyle yapacağız. Diyeceğiz ki ben imanlıyım, ben müminim. Mümin olmam neyi gerektirir? Ben şimdi ne yapmam lazım? Öncelikle vahiy ile birlikte olup Allah'ın kelamını bu evde okumalı, anlamalı. Önce kendimde, kendi kalbime inmeli, kendi zihnime inmeli, kendi hayatıma inmeli ve bunu tekrar etmeli, zikretmeliyim. Yani benim sözüm geçsin diye değil, Allah'ın sözü egemen olsun diye uğraşmaya başlayacağım ve bunun için de fedakarlık yapacağım. Böylece bir fedakarlıkla Allah kalplerimizi bir araya getirir. Şimdi hadis-i şerife tekrar döndüğümüzde bir tokalaşma sahnesi görüyoruz. İki Müslüman yani karı koca, iki Müslüman yani anne baba ve çocuklar, iki Müslüman konu komşu, iki Müslüman mahalle insanları, iki Müslüman bütün Müslümanlar. Düşünün tokalaştık yani elini uzatıyorsun, selam veriyorsun öncelikle. Selamla, sevgiyle, gözlerinde güzelliklerle bir dostluk çünkü karşındaki mümin. Her şeyden önce mümin. O Allah'ın kulu. Ve kulluğu kabullenmiş bir kul. Onun gönlünde de vahiy var. O da Allah adına bir hayat yaşamak istiyor. Ve böylece bir tavır doğal olarak bizi yan yana getirir. Eşler birbirlerine kendilerini dayatmazlar. Benim dediğim olacağı değil, Rabbin istediği bir hayatı isterler. Ve iki tarafta birbirleri için fedakarlık içerisinde ellerini uzatırlar, tokalaşırlar. Düşünün, başkaları için güzel olan, yani iki erkeğin, iki hanımın, dost kardeş, iman kardeşiyle tokalaşmaları, böylece günahları ve sorunları çözüyorsa, günahları döküyor ve sorunları çözüyorsa, evde de iki kişi birbirine, hanım ve erkek birbirlerine ellerini uzatırlar, tokalaşırlar, sevgiyle, muhabbetle günahlar dökülüyor. Yani ya benim günahlarım var erkek olarak, hanımın günahları var kadın olarak, hatalarımız var ana babalar olarak, hatalarımız var çoluk çömlek olarak. Böylece bütün günahlarımız dökülüyor ve sorunlarımız da unutuyoruz. Af diliyoruz Allah'tan, af diliyoruz birbirimizden, affediyoruz karşımızdakini. Çünkü affedilmek istiyoruz. Böylece günahlar döküldü. Allahu Ekber. Yani bütün hayatı güzelleştiren, sıfırlayan kötülükleri bir durum bu. Kuru ağaçtan yaprakların dökülüşü gibi. Sonbaharın geldiği bu demde bu örneği aklımızda tutmamız, zihnimize canlandırmamız daha da mümkün. Dolayısıyla günahlarımız için bir sonbahar ama yeniden bir başlangıç için bahar olmasını arzu ettiğimiz kış müminin baharıdır diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir hamleyi istiyoruz. Ellerimizi birbirimize uzatıyoruz. Kini öfkeyi bırakıyoruz. Allah adına bir hayat yaşamak için de imanla, vahiy ile birlikte kalmak derdi ama birbirimize karşı muhabbeti unutmadan devam edeceğiz inşallah. Dikkat edin, ayet-i kerimde Allah-u Teala 3 kere teliften, ülfetten bahsediyor. Muhtaç olduğumuz şey bu. Bütün dünya insanları, bütün paraları harcasak, eve sayısız hediyeler getirse bir koca, kadın kocasına sayısız yemekler yapsa, bunlar, bu fedakarlıklar o kadar başarılı olamaz. Şöyle yapacaksın diyen böyle akıl hocaları, dünya modern kitaplarından gelen böyle kişisel girişim neydi, bu tür kitaplar var, gelişim filan. Yani bunların da önerdiği şeylerin içerisinde doğrular vardır. Ama bakın, burada Rabbimiz Teala'nın bizden istediği çok kolay bir iş var. İman, vahiy ile birlikte oluyoruz. İnfak, fedakarlık ve istiğfar. Eller uzansın birbirine, tamam. Bu kadar. Rabbim bereketler ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.